Sevgili dostlar, çok uzun aralıktan sonra yeni bir YouTube çekimindeyiz. Ve de bugün Sarıyer Akademi, bizim koordinatörümüz sevgili hocamla, Sami hocamla ve bu sene akademide mezun olup istedikleri üniversiteleri kazanan yavrularımızla beraber bugün. Bu ülkenin belleğine yerleşmesi gereken, ki bu çok çok önemli, yani bir asır öncesinde Türkiye'nin bir varoluş mücadelesi, yani diriliş diyelim mücadelesi sonrasında 30 Ağustos 1922'de Türkiye, Anadolu yeniden kazanıldı. Yani büyük zaferle. Ve bunun tarihteki önemini kesinlikle yadsımamak lazım. Çünkü dünyada böyle bir savaş olmadı ve de savaşın, özellikle bir ülkenin kaybedilen veya ellerinden alınan toprakların tekrar ve tüm olanaksızlıklara rağmen o topraklarda yaşayan insanlar tarafından geri aldıkları bir savaş. Yani 30 Ağustos'un hiçbir zaman unutulmaması gerekir ve bunu bizim tarihimizde altın harflerle de yazmamız da gerekmekte. 1 Eylül dünya barış vurgusunda mutlaka yapmak zorundayız. Yani biz dünyada hem bu gönül toplumu olmamız, gönül insanlığı olması ve beraberinde Anadolu'nun dünya kadar uygarlığa ev sahipliği yapmış olmasının getirdiği avantajları tüm dünya insanıyla, dünya halklarıyla paylaşmak gerektiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Ve bizim çocuklarımız da barışa o kadar çok yakışıyor ki. Yani bugün işte burada 4 tane örneğimiz var. Ama binlerce çocuğumuz var, milyonlarca çocuğumuz var. Maarif Kongresi tüm o sıkıntıların içinde, acıların içinde, uğraşıların içinde tam da 1921 yılında eğitimin, maarifin önemi tespit edilmiş ve 1921 yılında Ankara'da toplanan Maarif Kongresi eğitim tarihimiz için önemli bir yeri var. Kesinlikle. Düşünebiliyor musun? Bir tarafta böyle kızılca kıyamet kopuyor ve birilerinin aklına geliyor. O birilerinin başında da büyüklerimiz ve Mustafa Kemal. Sarıyer Akademi'yi konuşacağız. Sarıyer Akademi'den esinlenerek bizim organizasyonu yaptığımız İzmit Çınar Akademi'den konuşacağız. Ve şu anda Hatay'da oluşmakta olan Hatay Akademi ile ilgili de konuşacağız. Çünkü bizim konuşmamız gereken yarın gençleri ve yarının gençleriyle beraber konuşacağız bunları. Onlar ne bekliyorlardı, ne yaptılar ve sonuçlar nasıl oldu? Sarıyer Akademi'de çekim yapıyoruz şu anda. Havasını atacağımız bilgiler bende var hocam. Sende kafanda vardır ama bende somut olarak elimde var. Şimdi biz 7 yılda, bakın 7 yılda yetiştirdiğimiz öğrenciler, yani akademiden yetişmiş öğrenciler, 70 öğrencimiz hukuk fakültelerine yerleştirilmiş, 70 öğrencimiz. 343 öğrencimiz mühendislik fakültelerine yerleşmiş. 343, bu sıradan bir sıradan üniversiteler değil. 55 öğrencimiz tıp fakültesine yerleşmiş. Yarının olası pandemi, Covid bilmem kaçsa, o aşıları bulacak doktorlarımız, bilim insanları da var bunların içinde. 37 öğrencimiz mimarlık fakültesine yerleşmiş ve 28 öğrencimiz de diş hekimliği fakültelerine yerleşmiş. Bunların üniversite dağılımları da çok hoş. Mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bugüne kadar 16 öğrenci gitmiş akademiden. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 67 öğrenci gitmiş. Hacettepe'ye 6 öğrenci gitmiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, ki benim üniversitem, hep gururlanıyorum, 87 öğrenci gitmiş. Bunun yani hakkımızda olsun değil mi? İTÜ rektörüne söyledim. Sizin 87 öğrenciniz de bizim Sarıyer Akademi'den geldi diye. Boğaziçi Üniversitesi'ne 27 öğrenci gitmiş. Koç Üniversitesi'ne 9 öğrenci. İstanbul Üniversitesi'ne 104. 9 Eylül Üniversitesi'ne 12. Marmara Üniversitesi'ne 94. Mimar Sinan Üniversitesi'ne 16 öğrenci gitmiş bizden. Yerleşmiş orada. Yani akademi kurumsallaşmış ve akademi hani öyle bir deyim de söylemiş olalım, boyunu aşmış. Bakın burada sevgili Emre Şentürk var. Emre Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümüne girdi.
Doğru mu söyledim Emre? Helal. Ve Kaan Zorbay var. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi. Sen yeni başlıyorsun. Sana arayı sonra hediye edeceğim, tamam mı? Birinci yılın sonunda. Yani önce bir yollarını bir öğren, ondan sonra. Sonra Nisanur kızımız, Nisanur Kılıç, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'ne girdi. Ve Alimina Saral, Boğaziçi Üniversitesi, o da üniversitem. Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği'ne girdi. Ve onların da görüşlerini alacağız. Buradan nereden başladılar, ne yaptılar, hocamın söylediklerine bir şekilde teyit olacak. Buyurun hocam. Akademi ne oldu? 7 yılda neler yaptı? Akademi aslında kendisiyle yarışıyor. Akademi öğrenci alımından öğretmen alımına kadar bir liyakat sürecinde, her şey kurallar dahilinde. Gerçekten Türkiye şartlarında adalet, liyakat dediğimiz şeyler çok güzel bunlar ama bu siyasi ortamda gerçekleşmesi çok zor. Ben başkanım ondan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun dışında burada öğretmenler gerçekten çok çalışıyor. Burada öğretmen olmak bir ayrıcalıktır. Öğretmenden çok şey bekleniyor ama öğretmene de çok şey veriliyor. Nedir? Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nden 4 akademisyenle öğretmenlerimizi eğitimde. Bunlar başkanım biz arzu ettik ama siz biliyorsunuz. Eğer bunlar gerçekten karşılık bulmasa düşünceden öteye geçemez. Artı biz 7 yılda nereye geldik? Yayın almak çok daha kolay. Alırsınız, öğrenciyi verirsiniz. Ama yayın çıkartmak hiç de kolay bir şey değil. Öğretmenin kendini keşfetmesi, üstüne koyması gerekiyor. Şu anda ne yaptık? 7. sınıf, 10. sınıf, 11, 12 ve mezunların bütün yayınları basılı ve dijital artık akademi üretimleri başkanı. Evet, yapılan her şey aslında bir ekip çalışması. Şu anda sadece 8 sınıflar için dışarıdan yayın alıyoruz. Önümüzün yıl itibariyle başkanım artık hiçbir dışarıdan yayın almamıza gerek kalmayacak. Bütün yayınlarımızı kendimiz yapmış oluyoruz. Bunlar neler var? Yaprak testlerimiz, fasikülerimiz şu anda zaten gözüküyor. İnşallah önümüzdeki yılda artık partnerlerimize, Türkiye'nin her bir köşesine böyle kutularımızla yayınlarımızı sevk etme imkanımız olacak. Şu anda biz 81'de çağdaş yaşamın genç kızlarına biz 3 yıldır eğitim desteği veriyoruz. Hem materyalleriyle hem de Türkiye Akademi. Ben Türkiye Akademi'den de bahsetmek istiyorum. O da özel bir şey. Pandemi döneminde biz 56 ile canlı yayın yaptık. Yine başkanım o vizyonda dedi ki hocam gereği neyse yapılsın. Ekiplerimizi kurduk, videolarımız, kameralarımız. Orada bize bir şey söylendi. Ya Sarıyer olmasın da hani benim adım olsun. Hani niye Sarıyer? Başkanım orada dedi ki biz üstüne çıkalım. O zaman dedi ki üst isim olsun, üst başlık Türkiye Akademi. Bakın bir markadan bir kurum vazgeçmesi başka bir şey. Çünkü biz Sarıyer'de artık sıkışık durumda değiliz. Biz Türkiye'ye açıldık. Ve başkanın vizyonuyla Türkiye Akademi şemsiyesi adı altında şu anda Çınar Akademi kuruldu İzmit'te. Aynen sanki bizim bir şubemiz gibi çalışıyor. 56 ile. Evet. Peki, 56 bu 56 il aslında 81 il olurdu. Değil mi? Katılım da daha fazla olurdu eğer altyapısı iyi olsaydı. Yani her yerde internet erişimi olabilseydi ve herkesin, çocuklarımızın internete girebilecek ekipmanları olsaydı. Yani bunu da vurgulamak lazım tırnak için. Bu süreçte Mersin Yenişehir bizi destekleyen hakikaten özel bir belediyemizdir. Onlara destek olduk başkanım. Basılı ve Türkiye Akademi ile. Hatta orada Türkiye 9.sü de çıktı. Türkiye 9.sü aynen öğrencinin ifadesi şu. Ben yayınlarınızdan faydalandım. Yayınların bana son derece katkısı oldu diye 9. öğrencinin ifadesi bu. Bu da tabii hem bizi gururlandırıyor hem de öğretmen arkadaşlarımızın emeklerinin boşa gitmediğini bize gösteriyor ki ben bu konuda bir kez daha başkanıma teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün sabah yine görüştük. Eğer son milli eğitimle problemlerini hallederlerse bu yıl içinde Hatay Akademi'yi de devreye almış olacağız başkanım. Akademinin sınavından da bahsetmek lazım hocam. Belediyenin sitesinde olsun, akademinin sitesinde olsun duyurular yapılıyor. Sınav duyuruları yapılıyor. Sonrasında öğrencilerin ön kayıtları yapılıyor. Sınav için ön kayıtlar yapılıyor. Ve burada
gelen eleştiriler var. Ya siz tabii ki sınava alıyorsunuz, özel hazırlanmış öğrenciyi alıyorsunuz gibi şeyler var ama o sınavın esas amacı o değil. Sınav esas amacı sıralama yapmak, yapabilmek. Yani biz birinci çocukla 99. çocuk arasında o aralığa girmiş bir tane çocuk yok. Yani bu bizim için bir gurur kaynağı. Yani hiçbir şekilde hani halkımızın deyimiyle ya akademide, belediyede dayısı olan giriyor. Efendim bilmem nerede işte torpil olan geldi oraya girdi gibi bir durum söz konusu değil. Herkes bileğinin hakkıyla giriyor. Biz şunu biliyoruz. Burada arada herhangi bir öğrenciyi araya alabilmek için bir başka öğrenci çıkarmak zorundasın. O öğrencinin yarın ne olacağını hiç bilemeyiz. Onun için bu işi en hakkaniyetli yapmak durumundayız. En adil. Çünkü hocam başında adalet dedi. En adil bir şekilde yapmak durumundayız ve de hakkı olan bu sınavlarda başarılı oluyor ve giriyor. Bu sene 4500 öğrenci başvurdu. Ama bizim 4500 öğrenci okuyacak yerimiz yok. Böyle bir imkan da yok. O zaman mutlaka bir sıralama yaparız gerekiyordu. Sıralama yaptık. Bir de bir eleştiri var hazır öğrenci. Ben önceden sormadım ama Emre'ye sorabilirim eğer mahsur yoksa. Geçen sene sıralamada kaçıncıydın Emre? Hangi? Kabul sınavı? Hayır. Üniversite sınavında kaçıncıydı? 6500. Evet, 6500'den geldi. Şu an öğrencimiz 714. Ben de birinci olmalıyım. O yüzden bize eleştiriliyor hazır öğrenci. Ama biz 156 tane kurumla ortak sınava giriyoruz sene başında. En iyi olduğumuz yerde 33, daha kötü olduğumuz yerde 67 sıradayız. Ama biz Şubat ayının ikinci haftası başkanlığa birlik veriyoruz. Orada bütün dallarda ilk ondayız. Bu da bir şey gösteriyor. Elbette öğrenci çalışacak ama hazır öğrenci değil, öğrenciye katma değeri yaratan bir kurum. Sevgili Nisa Nur, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisi bölümüne girdi ve bu serüven nereden başladı? Nerede başladı? Ben 8. sınıfta akademiye geldim. 8? Evet. O ömrün burada geçmiş senin. Geçti, gençliğim geçti. Ya bu güzel bir tespit değil mi? Evet. İşte o zamanlar arkadaşlarımdan duymuştum. Tabii 8. sınıfa geçeceğim için bayağı bir kurumun sınavına girdim. Buraya da girdim duyunca. Zor bir sınavdan geçtim. Kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Sonra bir anda haberim oldu, kazanmışım. O zamanlar işte geldiğim zaman böyle ortam falan yani bakış açısı, eğitime bakış açısı falan çok etkilemişti. Zaten o yüzden 11'de de geldim, 12'de de geldim. 11'de tabii online eğitim olduğu için yani onun hakkında pek yorum yapamam. Zaten oturmuş bir düzen yoktu, hiçbir kurumda yoktu. Bizim okulda da yoktu. Ama 12. sınıfta geldiğimde de tabii kadro değişmişti ama yine de beklediğimi buldum. Yani bir kurum ne verdiyse sanırım, ne verebilirse hepsini aldım. Gayet de memnunum. 13 olsaydı 13'te de gelirdim. Üniversite bölümü açılırsa gelirim. Burayı akademiyi büyütelim. Akademinin daha çok öğrenciye ulaşmasını. Hep hocamla kapasitemiz 700'dü. Biz bu işi 701 nasıl yaparız diye düşünüyorduk hep. İşte Dijital Akademi yani Anadolu Akademisi, ondan sonra Türkiye Akademisi ve özellikle de bu şu andaki eğitim, online eğitime, ona sen hibrit eğitim diyorsun değil mi? Evet. Hibrit eğitime geçişimizin en büyük nedenlerinin başında da dışarıda öğrencimiz kalmasın, alabildiğine öğrenci alalım. O zaman biz Kaan'a geçelim bakalım. Kaan Zorbay. Evet, ben de aslında buradan hani Nisa gibi ben de 7. sınıfta başladım ve bütün seneler boyunca buradaydım, bütün gidebilecek sınıflarda. Yani ben direkt burada mezun oldum diyebilirim ben buradan aslında. Bu yüzden aslında çok büyük bir teşekkür etmem gerekiyor burada bütün hocalarımıza, sizlere. Benim için aslında süreç cidden çok güzel geçti. Ben ilk girdiğimde, 7. sınıfta da girdiğimde hani sınava girdim ve aşırı zordu ve ben giremeyeceğimi düşünmüştüm cidden. Hani baya baya yarısını bile yapamadım ama girdim çünkü hani cidden bu sınıfın, bu okulun sınavları takdire şayan. Cidden yani bundan daha zorunu bulamazsınız. Cidden yani buradan mezun olacak seviyede burada okudum. Her döneminde de memnun kaldım.
her sınıfta da ki bu yüzden de sürekli burayı tercih ettim. İlk tercihim her zaman akademi oldu. Bu arada tabii bir de Almina kızımız var. Almina Saral. O da benim bir başka üniversitem, Boğaziçi Üniversitesi'ne helal. Fen bilgisi öğretmenliğine. Fen bilgisi yani sen ortaokul düzeyinde mi öğretmen oldun? Tamam, harika. Bir anlat bakalım ne yaptın sen? Yani sınavına girdim, deneyimledim kendimi. Çünkü zaten yüksek hedefliyordum, bir konuda girmek istiyordum. Çok şükür oldu. Geldik bunlar. Kurumun suyundan içtik benim yerimdeyse. Çok da hani hepimiz memnunuz böyle insanlar tanıdığımız için iyi ki de gelmişiz. İşin bu arada özellikle Emre 700 küsurunca değil mi toplam 3 milyon içinde. Sen kaçıncı oldun? 27 bin. Sen? Ben 77 bin. 77 bin. 26.180. Ben olsam birinci olurdum. Bu arada şu sayıları da vermekte yarar var. Biz YKS'ye 183 öğrencimiz girmiş sınava ve 159'u istedikleri bölüme girmişler. Yani bu inanılmaz güzel bir şey. Yani %87. Liselere geçiş sisteminde de öğrencilerimizin tamamı istedikleri okullara yerleşmiş. Yani bu da muhteşem bir başarı. Dolayısıyla yani orada da başarı oranı %100 olmuş. Bütün öğretmen arkadaşlarıma tabii burada emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma, kat görevlilerine, içeride kantinde çocuklarımız geldiğinde onların gelişine gözlerine bakarak aç mı susuz mu diye onlara bakıp bir şeyler vermeye çalışan arkadaşlarım dahil olmak üzere çok teşekkür ederim her bir şekilde. Gerçekten tabii ki burada teşekkürlerin çoğunu da ailelere bırakmak lazım. Onlara da çok teşekkür ediyoruz çünkü onların inanması önemli. Evet, sizinle birkaç gün sonra bu sefer kütüphanemizin önünde ve yeni açılacak kreşlerimizin önünde. Şu anda bir kreşimiz açıldı, bir tane daha açılıyor. Bunlar daha önce açılışı yapılmamış ve iki tane de inşaatına başlıyoruz. Dört kreşimiz aynı anda olacak ve de bu dört kreş 4x80. Yani 320 öğrenciyi daha bir yuvaya katmış olacağız. Beraber onun yanında kütüphaneyi bir dünya ile paylaşmak istiyoruz gerçekten. Çok önemli eğitimin bu hepsi birbirinin destekçisi olmakta. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Evet, dediğim gibi çekim ekibine bir daha alkışlarını alabilmek için teşekkür ediyorum. Ve de hocam nezdinde sen ve bütün öğretmen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yollarımız açık olsun. Hadi bakalım.